Şu aralar seyrettiğinizde sizi en çok güldüren haber hangisi oldu? Genel olarak haber programlarını ben mizah programları olarak izliyorum. Asla unutamadığınız, mutlaka okuyun dediğiniz 3 kitap ne diye sormuş size izleyicilerimiz. Köyden indim şehre nasıl geldi size? Türk insanının yapısından doğmuş iki şeydir o. 4 kardeş birbirine kazık atmaya çalışıyor. Suadiye'de fragmanı seyretmeye gittik. Seyircinin reaksiyonundan biz işin iyi olduğunu öğrendik. Hatta Kemal'in doğuşu da oradandır. Türkiye sandığa giderken, seçime giderken bu demokrasinin insanlığın da gereği. Sizin belki söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Öyle bitirelim. Sandığa gidin. Oylarınıza sahip çıkın, büyük katılım olsun, gönlünüzce, beyninizce, özgür iradenizle oyunuzu kullanın, mühürü adam gibi basın, adam gibi takip edin, sonuçlarına da eşek gibi katlanın. Beni delirtme. Abi hoş geldiniz. Hoş gördüm canım. Nasılsınız? İyi sandı olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Herkese de iyi olsun istiyoruz. Haber seyrediyorsunuz değil mi? Maalesef. Epeydir seyrediyorum. Şu aralar seyrettiğinizde sizi en çok güldüren haber hangisi oldu? Yani tek söylemeyeyim ama genel olarak haber programlarını ben mizah programları olarak izliyorum. Özellikle bu karşılıklı ekiplerin konuşması beni müthiş. Bazen yani zaten her komik arkasında bir trajikomik vardır. Bazen de tragediye üzülüyorum oraya o çizgiye gelene kadar. Ama yani gerçekten sinirlerini aldırmış, insanı hasta eden tipler vardır. Hani tarafsız mesela Ahmet'in programı da diyor ya tarafsız bölge. İktidarın uyguladığı bölücülüğü bu kadar destekleyen bir medyanın varlığı çok kötü bir şey. O yüzden benim mizah programlarım onlara bakıyorum. Abi sokakta alışveriş yaparken, trafikte hep gördüğümüz bir resim var. O resimde şu, insanlar çok sinirli ya. En ufak bir şeyde birbirini böyle bir kaşık suda boğacak insanlar ülkesi olduk biz. Saçma sapan şeylerden kavga çıkmaya başladı. Böyle garip garip bir gerilim var. Hayırdır inşallah diyoruz. Sizce niye böyle? Hayır değildir. Ama mesela insan şiddetle doğmaz. Şiddet öğrenilir. Genellikle de küçüklüğünde şiddet görmüş olanlar sonradan şiddet uygulanlar. Ama bir de sari bir şeydir bu. Yani o jargon, o terminoloji, siyasetin yüksekte tuttuğu o şiddet unsuru, harcama unsuru, hakaret unsuru saridir, yayılır ve herkese geçer. Bir de Türk insanının bence tespit ettiğim önemli bir hastalığı, insanlar başka şey söylüyor, başka şey düşünüyor, başka şey yapıyor. Yani biz özüne aykırı rağmen yaşayan insanlarız. O yüzden de öfkeye her an hazırız. Yani amigdala dediğimiz olay esasında bir savunma mekanizmasıdır. Ya kaçacaksın ya dövüşeceksin. Güzel de bir merkezdir ama şimdi mesela o merkezde vicdan da üretiliyor. Vicdan da aynı merkezde. Fakat vicdanın gelişmesi, infantilizm ve öldürme içgüsünün gelişmesinden çok daha yavaş oluyor. Yani vicdani insan zaten kendini sorgulayabilen insandır. Sorgulayamayan da kara vicdanlıdır. O kara vicdanlı sevgilim benim diye şarkı da var. Sen seversin. Nasıldır abi? Nasıldır demeyeceksin işte. Onu öğretmek için çalışıyorum. Asla unutamadığınız, mutlaka okuyun dediğiniz 3 kitap ne diye sormuş size izleyicilerimiz. Nutuk genelde. Önce Nutuk. Sonra Kur'an. Mutlaka okunması, bilinmesi gereken bir şey. Üçüncü kimi söyleyeyim? Dostoyevski. Karamazov kardeşler mi diyecektim? Onu mu diyecektiniz? Yok. Karamazov. Suç ve Ceza. Bence mükemmel bir olaydır. Ama Rus klasiklerinin hepsi öyle. Hepsi öyle. Bütün dünya klasiklerinin okunması lazım. Okumadılarsa, bilmiyorlarsa yaşamıyorlar. 3 kitapla birlikte 3 de film önerisi istemiş izleyicilerimiz sizden. Bilmiyorum. Kendi filmlerine baksınlar. Şimdi söylediklerimi de tabii ben Potemkin zırhlısı severim, Pisteter zırhlısı severim. Güzel filmdir ama ikisi. Yani tabii geçen yaz aniden diye bir film vardı. Suddenly Last Summer diye mesela. Onu severim. Bilmezler bile. Köyden indim şehre değil midir mesela? Bu benim işim, yaptığım sanatım. Klasik olmuş bir filmdir. Köyden indim şehre de, Salak Milyoner de en iyi yapıtlardan biridir. Klasik oldu. Köyden indim şehre nasıl geldi size? Bizim Ertem abiyle çalışmalarımız bir birlikte çalışma, bir kolektif çalışmayla üretilirdi. Biz onun Gümüş Suyu'nda bir evi vardı. O evde toplanırdık. Bir proje üzerinden, bir kelime üzerinden, bir cümle üzerinden çalışırdık. Köpürtme tabir ettiğimiz bir şeyler. Herkes onunla ilgili bir şeyler söyler, bir şeyler. O ortada birikir. Sadık abi, Sadık Şendir, Nurlar'da yatsın. Çok beyefendi bir adamdı. O dinler. Oradan özümsediği şeyle arka odaya
gider. Çat 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 tilosunda bir şey, sahne, bir sekans yazar. Onu biraz daha köpürtür, düzeltiriz. Çekim esnasında da düzeltilir, yapılırdı. O da mesela Türk insanının yapısından doğmuş iki şeydir o. Dört kardeş birbirine kazık atmaya çalışıyor. Ya böyle millet hiçbir yerde yoktur. Bir çuval altınla dolaşıyorlar ve aç kalıyorlar. Yani bizim toplumumuzu eleştirme bakımından mükemmel iki eserdir. O yüzden fevkalade eserlerdir, fevkalade yapıtlardır. Yani Ertem abinin sinema ekolü zaten odur. Bizi istediği zaman biz 73'te Ertem abiyle tanıştık, gittik. Biz sinemayı öğrendik. Biz de mizah ve satmayı oraya acık monte ettik diye düşünüyorum. Sentimental komedi diye bir tür doğdu. O tür de çok tuttu. Orada önce iki kardeş sizle Zeki abiydiniz. Sonra mı geldi Kemal Bey ile Halil Bey? Yok, zaten dört kardeş başladı. Öyle mi başladı tabii, şey? Tabii, yani hani proje aşamasında. Tabii tabii, dört kardeş başladı. Gerçekten Kayseri'de çekiliyor mu o sahneler? Yok, İstanbul'da statta çektik onu. Tabii ben bölümü öyle. Kırsal alanda çektik, stat Efes'i verdik. Statı kaldırırlar mı bize? Helal edin. Yeşil alanını kaldık. O şey sahnesi vardır ya, Zeki abinin üstüne bir tulum gibi bir şey giydirilir. Üstüne siz altınlar döşersiniz. O gerçekten öyle bir şey döşendi mi, yoksa hani böyle bir... Tabii tabii, onları diktirdik. Öyle mi? Tabii tabii, onlar vardı. Ya onunla yürümeye çalıştı mı yani gerçekten? Tabii tabii. Ama işte ağırlığı oynadık. Yoksa o altınlar, hani çikolatalar vardı ya, altın benzeri. O öyle, o mudur? Onların çikolatasız olanlarıydı. Zaten kuleden düşürdüğümüz zaman uçtu onlar. Yani Kafra'nın falan oyunlarında vardır. Aşağıda smokinli, ceket ataylı politikacılar para atılınca yukarıdan kargalar gibi uçuşlar, onları toplarlar. Ertem abi o sahneyi oradan düşünmüştü. Oradan biraz kleptomani de var. O sahne öyle yazıldı. Sinemaya ilk, hatırlıyor musunuz? Köyden İndim Şehre'nin ilk çıktığı andaki tepkiyi, sonrasında neler duyduğunuzu, nasıl olduğunu? Tabii hatırlıyorum. Biz daha filmi çekerken fragman oynuyordu. Suadiye'de fragmanı seyretmeye gittik. Seyircinin reaksiyonundan biz işin iyi olduğunu öğrendik. Hatta Kemal'in doğuşu da oradandır. Ha, o mudur Kemal Sunal'ın? Tabii. Ben şeyi de çok beğenirim. Sizin Propaganda'yı Kemal Sunal'la birlikte oynadınız. Güzel, güzel film. O ne müthiş bir filmdir. Yunan'la ne kavgalar ettik biz o filmi çekirdikken. Ciddi misiniz? Tabii, tabii. Sinan çünkü belli bir senaryoya bağlı olmayı sevmez. Hayvani bir güdüyle de çok güzel film çeker, onu söyleyeyim. Yani kamerayı eline aldığı zaman çok iyidir. Ama işte senaryo bilmez, kural tanımaz. Biraz sakramentum kırıcıdır. Ankara, güzel Ankara falan. Onlarla devletle alay etmeyi çok sever. O film öyle bir filmdi ki her şey benim hayatım dedi herkes. Senaristler de, bizde oynayan da oynamayan da, o da benim hayatım, o da benim hayatım. Demek ki herkesin hayatında öyle bir şey var. Ecevit'in sınır konusunda söyledikleri var o filmle örtüşen. Seyretmeyenlere buradan şiddetle önerelim. Propaganda gerçekten müthiş bir filmdir. Zaten Köyden İndim Şehre'yi seyretmeyen yoktur. O yüzden önemli. Güzel bir filmdi yani. İyi de çalıştık. Kemal de güzel oynadı. Biz de güzel oynadık. Mesela Kemal ilk defa orada şapşal oynamadı. Aptal oynamadı. Yani Hitler gibi trenden indirdim ben onu yani. Duman, tren geldi falan. Canavar gibi de çekti oraları Sinan. Nerede çekildi o film abi? Vallahi bir sürü yerde çektik ama Orta Anadolu'da bir yer bulduk. Orada çektik genellikle. En çok oydu. İşte sınırımızı da kurduk. Dümenden teller gerildi falan. Oyuncular da iyiydi. Herkes iyiydi. Hepsi iyi oynadı. Güzel filmdi. Bu Adamlar Nereye Bakıyor da çok güzeldir. O da güzel bir hikayedir. O yalnız işte gerçek bir olaydan alınmıştır. O adamlar aç iki zavallı köfte arabasına bakıyorlar. O resim oymuş. Uzun süre aç kalmışlar. Onlar gelmişler böyle dalıp baktıkları, gittikleri yer o köfteciymiş. Biz de finalinde onu oynadık. Çok güzel filmdir o. Çok, ben de çok özellikle sevdim. Kanarya Adaları falan çok güzel ki onların yarısını biz yaptık. Tülahattır onlar. Bizim adalara gittik. Adalarda bizi sevmiyorlar galiba, seviyorlar galiba. Biz tam bu korona zamanı, koronanın en yükseldiği zamanlar, herkesin morali çok bozuk, herkes evde, dışarı çıkılamıyor, bir şey alınamıyor, gazeteye bile dokunmaya korkuyor insanlar. Böyle bir ilk ay geçti, ikinci aya doğru giderken biz de dergi çıkaramıyoruz. Dedik ki biz bir dergi çıkaracağız ve çok umut dolu bir kapağa ihtiyacımız var. Yani insanların böyle kapağı gördüklerinde, oh evet, yani hayat var ve biz bir şekilde yeniden döneceğiz demeleri lazım. Mavi Boncuk kapağı yaptık. Ve Kafa Dergisi'nin en çok okunan sayılarından bir tanesi oldu, biliyor musunuz o? Hala o film de çok iyidir. O resim de beni çok güzel. Bir Emel'le ben kaldım sağ olarak. Hepsi rahmetlik oldu. O da bak tamamen yerli bir filmdir. Biz onu doğaçlamayla çıkardık. Olan bir vakadan, hatta benim eniştemi dövmüşlerdi bir gazinoda. Oradan çıkardık biz onu. Nasıl? Ben o olayı anlattım. Benim eniştem subay emeklisiydi. Sert de bir adamdı. Zeki adamdı falan ama böyle
ezici konuşmaları da vardır. Biraz megalomanik konuşmaları vardır. Gastrolara falan hakaret etmiş hesaba itiraz ederken. Bunlar da herkes boşalsın diye beklemişler. Bunlar da kalkmamış. Ondan sonra gastrol takım bir yüklenmiş bunlara. Ki işlerinde kavgacı abilerim de vardı. En çok da onu dövmüşlerdi zaten. Haşet etmişlerdi çocuğu yani. Yeğenim vardı, ben onu alter malter çalıştırdım. Onun parmağı kırıldı. Ona rağmen dayağı yemişlerdi yani. Onu anlattık, onu konuştuk. Film onu oradan köpürdük. Başlıyor tabii. Oradan çıktık. Zaten o sahneyi de çektik. Tabii. Birebir. Bence çok güzel bir filmdir. Abi bitirirken bu pazar seçim var. İnsanlar sandığa gidecekler. Daha doğrusu insanlar sandığa gitsinler. Yani gitmeyenler de varsa gitsinler. Özellikle genç arkadaşlarımız üşenmesinler, gitsinler. Kime istiyorlarsa oy kullansınlar ama ne olur gitsin oy kullansınlar en azından. Türkiye sandığa giderken, seçime giderken bu demokrasinin insanlığın da gereği. Sizin belki söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Öyle bitirelim. Sandık bence çok önemli bir şeydir. Sandığa sahip çıkmak, kontrol etmek aslında çok olası değildir. Hep iyi niyetli, çalıştık, ben çalıştım falan vardır. Zannediyorum 200 bine yakın sandık oluyor. 190 bin küsur sandık var. Her partinin orada bir görevlisi olacak. Ben 18 yaşından beri oy kullanıyorum. Hepsinde bir sıkıntı çekmedim. Ama oylar sayıldıktan sonra elektronik ortama geçişinde her şey yapmak mümkündür. Yani esasında muhalefetin o teknolojiyi ya üretmesi, ya satın alması, kontrolünü öyle yapması gerekir. Torbanın üzerinde yatınca kontrol olmaz. Ya da işte sandığa şey göndermedik de efendim, kumanya göndermedik de 160 bin kişi gitti falan diye olmaz. Bunu kontrol edeceksen adam gibi böyle edeceksin. Çünkü bütün olay orada olur. Açılır, oynanır, mühürleri torbaya konur. Oradan dijital ortama geçerken en oynanılacak yerdir çiçekler gibi. Bir de yani Türk toplumunda işte böyle yok trafoya kedi girdi, yok üç şeyliği kullanın, mühürlüğü kullanın, mühürlüğü kullanmayın. Böyle güzellikler oluyor. Hep böyle oldu şimdiye kadar da. Bir de bak şunu paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda beni delirten bir olay var. İktidarın davranışını ya da yanlış davranışları, hatta insani davranışları, insan ilişkilerindeki yanlış davranışları, ya böyle bir şey olabilir mi diye anlatıyoruz hep. Ya bu olur mu? Soğan 30 lira olur mu? Oldu. Yani önce olanı kabul et, sonra o olguya karşı ne yapacağını söyle bana. Olabilir mi deyip geçme. O zaman bir şey yapmış olmuyorsun. Ya böyle demokrasi olur mu? Böyle demokrasi oluyor işte. Bütün mesele bu. Bu eksikliğimiz var bizim. Hepimiz bunu kullanıyoruz. Biz de yapıyoruz. O yüzden aman sandığa gidin. Oylarınıza sahip çıkın. Büyük katılım olsun. Gönlünüzce, beyninizce, özgür iradenizle o perdeli yerde oyunuzu kullanın. Mühürü adam gibi basın. Adam gibi takip edin. Sonuçlarına da eşek gibi katlanın. Beni delirtme. Benim babam 2002 seçimleri, tabii 2002 seçimleriydi. Ya Türkiye'de çok enteresan bir şey oluyor. İnsanlar kafalarında bir şey düşünüp bazen sandığa gittiklerinde bambaşka bir şey yaparak geri dönüyorlar. Olur. Benim babam mesela İsmail Cem'e oy vereceğim diye söyledi. Seçim günü sabaha kadar. Seçim günü sabah ben gidiyorum bu adama vereceğim. Bu adam doğru bir adam. Allah rahmet eylesin, hakikaten çok doğru bir adamdı İsmail evet, Bey. Aynı kanaatteyim. Gitti geldi, kime verdin oy dedi. Kahvaltı dedi ki Cem Uzan'a verdim. Ya dedim ki baba ne olmuş olabilir o odada yani. Hani İsmail Cem'e değil de bir başka sol partiye, sosyal demokrat isme falan verebilirsin. Ya da ne bileyim bir sağ isme düşünürsün, gider benzeri birine verirsin ama oradan oraya nasıl geçti ya odada dedim. Valla bilmiyorum dedi, verdim. Şimdi bak iki yarım kürede bir de ortadaki daha sert, daha yoğun bir bölümde karar verme aşamasında ciddi bir karmaşa çıkar. Sağ beyin egoisttir. Sol beyin toplumsaldır. Sağ beyin IQ'dur, burası EQ'dur. Bunlar kendi bilgilerini, bilgi dağarcıklarını, ürettikleri her şeyle birbirlerine karşı ciddi bir alışverişe geçerler. Yani istişareye geçerler. Ortadaki katı blok da bunu kontrol eder, bu geçişleri. Bu ışık hızından 10 bin misli fazla bir hızla olur ve karar çıkar. Orada iki beyin arasındaki cemler karışınca İsmail Cem'e vereceğini Cem sana basarsın. Orada kimliği kargaşalıklar olmuştur. Mesela Zeki Allah Ziya Metin Akpınar'ı çok severler. Ben Zeki Akpınar'ım, o Metin Allah Kapınar. Bunu beyin karıştırabiliyor. Çoğu bana Zeki dediler. Yani bir de bunun artı hat safhası, benle Pertevniyel Lisesi'nde okumuş arkadaşım bana Zeki Allah Ziya diyor. Bir de sınıf arkadaşım olduğunu da söylüyor. Çok güzelmiş.
böyle beyinsel yanılmalar olur. Böyle 5 sene önce falan Beşiktaş'ta kulüpte yöneticilik yaparken Kayseri deplasmanına gittik biz. Otelde insanlar böyle bizi görüyorlar falan. Herkes merhaba diyor, tanışıyor falan, konuşuyor. İşte fotoğraf çekiliyorlar falan. Bizim de hoşumuza gidiyor işte Beşiktaşlarla falan şey yapmak. O arada kulüpte ben varım, yönetici Canbaş. Bir başka arkadaşım var. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Şafak. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu adı. Bir başka arkadaşımız var, o da Umut Güner. Bir vatandaşın bir tanesi geldi, dedi ki Canbaş başkanım dedi, bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii memnuniyetle dedim. Yanındaki hanımefendi dedi ki kim bu dedi. Döndü dedi ki Candaş Mahmut Güner bu dedi. Abi ne kadar hızlı bir kombo. Tamamen budur ama işte. Bana bunu yap deseniz 3 gün sürer benim yapmam mesela. Ama işte beyin onu yapıyor. Yani öbürünün soyadından bir parçayı bana ikinci isim diğerine soyadan hemen. Ha bu komboyu nasıl yaptın ya? Beyin böyle ya. İyilik kötülük de beyin demiştir Ekan. Ben tercih meselesi o. Bu alışverişte de beyin yani transmiliter dediğimiz kimyasallarla yapılıyor bu. Hafif kimyasal bozukluklar, alışveriş hataları herhalde bunları yaptırıyor yani. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bu uzun bir veda oldu. Abi Kafa TV demeyi unutmayın. Kapat. Ba ba da ba dum ba ba da ba dum ba ba da ba da ba da ba dum ba pum 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 pum.